Evet, şu an yayındayız. Bugün Avro İstanbul Sertifika Programı'nın Bahar 2021 dönemi seminerleri kapsamında Ömer Kanipak ve Orhan Kolukısa ile beraberiz. Bugünkü temamız fotoğraf ve yapılı çevrenin ortak öyküsü. Ben şimdiden bugün bizle beraber oldukları için iki konuğumuza da çok teşekkür ediyorum ve sözü kendilerine bırakıyorum. Biz teşekkür ederiz Teşekkürler. davet için. Biz Ya şey buyurun Ömer. başlayacağım bilemedim ama sonuçta ikili bir fotoğraf grubuyuz. İkimiz de mimarız. Geçmişlerimiz zaten web sitemizde var. Çok fazla detaya herhalde girmeye gerek yok. Süremiz de dar. O yüzden isterseniz hemen başlayalım. Gelin. Bizim yani bu sunumla ilgili özellikle bu bizim yani bu seminer bizim bu aslında bir küçük bir dersimiz. Biz bunu daha önce muhtelif yerlerde kendi öğrencilerimize de yaptık farklı vesilelerle. Yıllar içinde bu sürekli form değiştirdi. Burada aslında hani biraz önceden anlatıyorum Ömer şeyi bu çerçevelerini ifade etmek istediğimizi. Yani fotoğraf ve yapılı çevrenin ortak öyküsü diye bir başlık atarken aslında kalkıp hani burada biz bakın fotoğrafın böyle bir tarihi var, o yapılı çevrenin böyle bir tarihi var ve bunun üzerine bizim görüşlerimiz bunlardır gibi bir özet vermekten ziyade ki bunu yapmak aslında 1,5 saatlik veya 1 saatlik bir dersin kapsamını çok aşar. Ondan ziyade biz bu müşterekliği ifade eden işleri olan ve bizim takip ettiğimiz veya geçmişten bakıp etkilendiğimiz veya izlenimlerinden ilham aldığımız diyelim bazı fotoğrafçıları seçiyor ve onların işlerinden bahsediyoruz ve bunları öyle bir dizi olarak anlatmaya çalışıyoruz ki sonunda bu ortak öykünün bir çerçevesi oluşsun zihinlerde. Yani aslında bir ortak öyküyü biz hani yazmaktan ziyade sizi de paylaştığımız fotoğrafçılar onların görüşleri ve işleriyle bunların bütünselliğiyle aslında ortak öykü biraz dile gelmiş olsun istiyoruz. O maksatla bu başlığı koyduk. Bu da işte herhalde bizim kaçıncı oluyor Ömer? Yani belki 10 küsur sefer olmuştur artık bu dersin şeyi. Farklı üniversitelerde verdik. Biraz Evet. her verdiğimizde biraz daha genişliyor veya işte bazı şeyleri atıyoruz. Evet. Oradan Bazı şeyler ekleniyor, doğru, şeyler çıkıyor veya işte bizim görüşlerimiz değişiyor zaman zaman. Yani bunu mesela seneye bir kez daha yapsak muhtemelen başka bir form alacaktır. Çünkü biz de değişiyoruz, görüşlerimiz de değişiyor, bakış açımız çok değişiyor zamanla. O yüzden bu da bir şey kendisi bir yapı, organik bir yapı. Bu şeyin bizim kendi bu anlatımızın kendisi de bir organik yapı. Evet yani hani başta bir girizgah olarak bunu söylemek lazımdı. o zaman başlayalım. Evet. Şimdi bu kamera oturanın bir çizimi aslında. Fotoğraftan önce aslında bu kamera obscura daha önceden icat edilmiş bir aygıt diyelim. burada tabii esas önemli olan görüntünün bir düzleme aktarılması ve işte o düzlem üzerinden tekrardan elde veya başka yöntemlerde de olsa ama sensörün olmadığı bir ortam var aslında. Onun Evet. çizilmesi dolayısıyla bu fotoğraftan farklı kamera obscura'nın üzerinde bir hassas düzey daha yok. Yok. Yani şeyde mesela kameranın tarihi ile fotoğrafın tarihini o yüzden ayırmak gerekebilir. Evet. Yani kameranın tarihi binlerce yıl geriye gidiyor. İşte insanların ışığın küçük açıklardan geçince oluştuğu görüntülere dair gözlemleri, izlenimleri, buna dair sorgulamaları ve bunu araçlaştırmaları aslında fotoğrafik bakışın fotoğraftan önce oluşması olarak düşünülebilir. Yani bir fotoğrafik bakış var ama henüz şey yok, fotoğraf yok ortada. İşte onun için böyle araçlar geliştirilmiş. Nasıl gördüğümüz çok düşünülmüş tabii. Veya mesela çok ilginç, ben de bu ders için bir zamanlar araştırırken yani mesela mağara resimlerinin bazılarının da bu tür
Yani örneğin bir hayvan derisinin üzerindeki küçük bir delikten kazayla oluşan kamera obscura efektiyle oluşmuş olabileceği, ondan o görüntüden ilham alan insanların hayal ve tasarım dünyasının, bu kendi içinde yaşadıkları yapılı çevreye kattıkları görsellerin, mağara resimleri veya ikonlar vesaire vesaire, görsellerin belki şey olması, o görüntülerden etkilenmiş olabileceği dahi teoride konuşulan bir şey. Yani aslında belki de insan görüşü, insan bakışı, bakış açısı bizim bildiğimiz tarihten belki çok çok önceden bile kameranın kendisinden etkilenmeye başlamış da olabilir. Ama tabii burada bu sunumda şu an ana konumuz haliyle kameranın öyküsü değil, fotoğrafın öyküsü. Ömer'in dediği gibi bu işte slide'da gördüğümüzde şey örneği, yani iki kamera obscura örneği, birinde bir sanatçı yansımanın üzerinden resim olarak geçerek bir şey yaratıyor. Bir tür sensör aslında, yani elle yapıyor sadece o işi. Burada bir şeyden eklemek gerekiyor belki de. İnsan bakış açısında doğal olarak bizim dünyayı algılayışımızda bir çerçeve yok. Yani aslında bir kadraj üzerinden bakmıyoruz. Yani kafamızı çevirdiğimiz her noktada aslında yeni bir görüntü görüyoruz ama onu bir çerçevenin içinden görmediğimiz için ilk defa kamera obscura ile aslında bir görüntü çerçevenin içine yerleşiyor. Dolayısıyla bir yandan da aslında dünyayı bir frame, yani o kadraj içinde görmeye başlıyor insanlar ve tabii her şeyi değiştiriyor. Ondan sonra artık zaten perspektif, işte resmin doğuşu, ondan sonra bugüne geldiğimiz zaman işte bilgisayar ekranları, işte cep telefonu ekranları ve kadraj hayatımızın bir parçası haline gelmiş oluyor. Evet. Evet, ilerleyebiliriz herhalde. Kontrol bende mi, sende mi? Ha öyle mi? Bende mi şu an? Pardon. İkimiz birden değiştirdik şu an galiba. Şu an doğru slide'deyiz en azından. Okey. Evet. Yani... Bu kayda geçmiş yaşayan ilk fotoğraf, dünyanın en eski fotoğrafı. Tarihi görüyorsunuz orada. Nicephore Nips'te, doğru okuyorum inşallah. İlk defa duyarlı bir yüzey elde ediyor. Kimyasal bir metal bir plakanın üzerine kimyasal bu çözeltiyi yayarak ve bu odasının penceresinden dışarısını çekerek fotoğraflayarak aslında ilk fotoğrafı elde ediyor. Tabii bu pozlama yaklaşık olarak bir 8 saat falan sürüyorsun. Yanlış hatırlamıyorum. Evet. Yani bu şey sonuçta ışığa duyarlı yüzey üretmek büyük bir şey, bir macera. Yani ne denir? Şimdiki işte filmler veya sensörler gibi ışığa hassas yüzeyler tabii o zaman haliyle yok. Ve bu ilk denemelerde bu hassasiyet seviyesi çok düşük olduğu için exposure, yani pozlama, fotoğrafın pozlanması haliyle çok uzun sürüyor. Yani bu bazen işte dakikalar, saatler alabiliyor. Kameranın sabit durması ve tek bir noktadan gelen ışığı düzenli olarak bu hassas yüzeye alması gerekiyor ki fotoğraf oluşsun. Nicephore Niepce bir şey, aynı zamanda mucit. İşte mucit olduğu için biraz da haliyle, yani bunu geliştirmede şeyi var. Bir hem gayret keşliği hem de bir, yani bir şey geliştirme kültürü var haliyle, icat yapmaktan gelen. İşte bu da aslında bir şey, iğne deniyor, pinhole kamera yani aslında. Daha sonra onun şeyle Louis Daguerre'le işbirliğinden işte bu daguerreotype denen kamera, aslında bu dolaşıma giren ilk fotoğraf makinesi oluyor. Yani fotoğraf makinesinin yanı sıra bu tabii bir proses, yani bu hassas yüzeyin yani ışığa ekspoze edilmesi, ışığa maruz bırakılması, onun baskıya kadar giden süreci başlı başına bir tasarım işi olduğu için bu sadece bir fotoğraf makinesi değil, haliyle bütün bir süreci kapsıyor. Nasıl hani filmi satın alıyorsunuz, banyo ediliyor ve basılıyor. Aynı onun gibi bu da bir süreç. Daguerreotype'ın kendisi de bir
sadece bir fotoğraf makinesi değil ama bir proses yani. Evet. Bu da ilk yine daguerreotype fotoğraflardan. Tabii biraz daha gördüğünüz gibi artık daha netlik artıyor çünkü ilerledikçe kimyasal çözeltinin daha hassaslaşması, işte duyarlı yüzeyin hassaslaşması çözülmüş oluyor. Ama hala pozlama süreleri çok uzun. Bu sadece şu açıdan önemli bir fotoğraf. İlk insan fotoğraflarının göründüğü fotoğraflardan biri bu. Sol altta görürseniz eğer şurada ayakkabı boyatan birinin bir ayakkabı boyacısını görürsünüz. Aslında bu kalabalık bir cadde ama herkes hareketli olduğu için ve uzun pozlama nedeniyle onları görmüyoruz. Sadece sabit duran kişiyi fotoğraflamış oluyor burada fotoğrafçı. Bu uzun pozlamanın bir mecburiyet olmasından dolayı aslında fotoğrafçılar açısından tabii ki kımıldamayan nesneler, dolayısıyla mimarlık, yapılı çevre ilk objeler oluyor. İlk fotoğraf konuları oluyor. Dolayısıyla ilk fotoğraflarda hep binalar, sokaklar, yapılı çevreyi görüyoruz biz. Bunun içinde landscape de var tabii ama evet. Bu değil. Bu şey, evet. Tabii fotoğraf teknolojisi hızlıca ilerledikten sonra artık artık birazcık bu işler commission edilmeye başlandı. Fotoğrafçılık diye bir meslek ortaya çıkıyor. Bu işin uzmanları çıkıyor. Bunlar bir takım kurumlar tarafından tutuluyor ve işte kendilerine işte aslında bir iş alanı açılmış oluyor. Bu da Londra'daki Crystal Palace yanmadan önce bir takım fotoğrafçılar tarafından, işte bu da Philip Henry Dillon'un denen bir İngiliz fotoğrafçı. Crystal Palace sökülmeden önceki halleri fotoğraf. İşte şeylere dikkat ederseniz mesela su çevredeki, yani suyun mesela farklı bir şeye dönüşmesi, bu hep uzun pozlamadan kaynaklanan haliyle Ömer'in dediği gibi konu, yani fotoğrafın konusu haliyle sabit nesnelerin öyküsüyle kesişmeye başlıyor ve doğal olarak da sabit nesneler, çevremizde neler var, işte doğa, eğer örneğin hani rüzgar, fırtına falan yoksa, yani işte ağaçlar, sular ve işte insanın yani yapılı çevre, aslında konu ilk başta böyle başlıyor fotoğrafın ana konularından biri. Böyle olunca tabii ki uzak diyarlardaki binalar, işte harabeler, başka coğrafyadaki yapılı çevre bir ilginç bir konu haline gelmeye başlıyor. Çünkü insanların gidip bunları görme imkanı o zamanlar için çok kısıtlı. Yani ulaşım çok kısıtlı, ekonomik açıdan veya işte zaten ekonomik açıdan olsa bile teknolojik açıdan bir yerden bir yere gitmek bir macera. Herkesin yapabildiği bir şey değil. Dolayısıyla işte burada Robert Turnbull, MacPherson gibi pek çok fotoğrafçı o zamanki imparatorlukların aslında ulaşabildikleri noktalarından gidip fotoğraflar toplayıp bunları geri getiriyor. Dolayısıyla bir anlamda aslında insanlar fotoğraf sayesinde dünyayı görmeye başlıyorlar. Evet. Yani bu, pardon, sen şöyle devam et. İtalya gibi işte çok mimari açıdan zengin yerler önemli. İşte yani bir İngiliz'in İtalya'ya gelmesi o kadar pek mümkün değilken aslında bu fotoğraflar sayesinde bir anlamda önlerinde yeni bir dünya açılmış oluyor. Yani daha önce mesela resimle resimlerle aktarılan görsel, yani uzak diyarların görselleri bir anda gerçek bir şeye bürünüyor. Yani sahici görüntüler gelmeye başlıyor uzaklardan. İşte bu kartpostallarla paylaşılmaya başlanıyor.
Ve aslında bu hani durduğun yerden, oturduğun yerden seyahat gibi. Yani başka yerlerin, uzakların fotoğraflarına bakarak neredeyse, yani gitmiş gibi olmuyor ama tabii İtalya'ya gitmek veya ne bileyim bir sonraki örnekte Ömer şimdi bak yani mesela işte Roger Fenton'ın Rusya fotoğraflarında kim yani kalkıp hani aylarca Rusya'ya seyahat edecek de bakacak ama işte fotoğraflar gelmeye başlıyor artık. Dünyanın temsilleri önümüze düşmeye başlıyor o dönemde. Evet. Roger Fenton yine bir İngiliz fotoğrafçı. İşte aslında sadece Rusya veya uzak diyarları çekmek değil, İngiltere'deki fotoğrafları, yani bu harabeleri de çekiyor. Çünkü o zamanın mimari akımında ruin romantizmi var. Yani aslında bir anlamda bu harabe haline gelmiş, yıkıntı haline gelmiş katedraller, kiliseler, işte büyük anıtsal yapıların böyle övgüyle bahsedildiği, praise edildiği bir akım. Dolayısıyla fotoğraflar da onun bir konusu haline gelmiş oluyor. Gördüğünüz gibi. Bunlardan sürüyle var. Sadece Roger Fenton değil, diğer fotoğrafçılar, çağdaş fotoğrafçılar da aynı etkisinde pek çok harabeyi çekiyorlar bu şekilde. Evet. Bu imparatorlukların, hükümdarların aslında diyelim, kendi memleketlerinin yani çok geniş alanlarda yayıldığı için bir şekilde onların belgelenmesi aslında onların fotoğrafla birlikte ilgi alanına girmeye başlıyor. Çünkü gidemedikleri ama kendi malı mülkü olduğunu düşündüğü topraklardan fotoğraf toplamak işte Osmanlıların da aslında emeliydi. Sonuçta Abdullah biraderleri bilirsiniz belki. Bunlar üç kardeş Ermeni aslında. İkinci Abdülhamit'in saray fotoğrafçıları ve ikinci Abdülhamit abimleri sadece uzak diyarlar değil, işte elçiler, işte Osmanlı İmparatorluğu'na gelen, saraya gelen yabancı elçiler, gündelik hayat, İstanbul veya işte o Osmanlı İmparatorluğu'nun başka topraklarındaki gündelik hayat ve uzak diyarlarla ilgili pek çok fotoğraflar çektiriliyor padişah tarafından. Bunlar da onlardan biri işte Mekke ve Medine'nin fotoğrafları. Bu sanırım Ürdün'den gördüğünüz gibi Jordan Otel yazıyor. Bu kardeşler sonuçta padişah tarafından görüntü toplamak üzere aslında imparatorluğun uzak diyarlarına gönderiliyor ve fotoğraflar sayesinde Abdülhamit aslında bir yandan da gitmediği, görmediği, hiç hayatında görmediği ama kendinin hükümdar olduğu bir toprağın görüntülerine kavuşmuş oluyor. Evet, yani şeyler mesela bunun benzerleri işte İngiltere'de yapıldığı gibi mesela Rusya'da da yapılıyor. Rusya'da çok büyük coğrafyaya yayılmış bir imparatorluk o dönem. O dönemden mesela Rusya'dan da sayısız fotoğraflar var. Tıpkı Abdullah biraderlerin yaptığı gibi. Rusya'da hatta renkli farklı cam levhalar üzerine renklendirerek yapılmış fotoğraflar da var. Dönem dönem hatta bunlar çok popüler olur. İnternette gezmeye başlar. Geçen yüzyıl başının Rusya'sı nasılmış diye. Yani bu aslında bir de hani adeta hani bir yerin hakim olunan bölgenin haritasının çıkarılması gibi bir nevi fotoğraflanması da bir tür tahakkümün de belgesi oluyor. Yani hakimiyet alanının aslında arşivlenerek o tahakkümün ifadesini bir görsel ifadesine dönüşmüş oluyor albümler vesilesiyle. Evet. Görsel bir tapu diyebiliriz Evet. herhalde. Tabii o sırada Amerika boş durmuyor. O bir imparatorluk olmasa da aslında kolonyal emelleri olan, başka şekilde olan bir devlet. Ve sonuçta bu gördüğünüz Machu Picchu İnkaların ve Mayaların coğrafyasına aslında yapılan arkeolojik geziler sayesinde fotoğraf da onların bir aracı haline geliyor tabii ki. Ve bu bir şekilde National Geographic kültürünün doğmasına neden oluyor. Yani aslında fotoğraf üzerine dayalı bir uzun süreli bir mecra doğmuş oluyor. İşte başka coğrafyalar sadece doğal değil, yapılı çevrede bunun içinde. Dolayısıyla arkeolojik alanlar,
kalıntılar fotoğrafçıların sadece fotoğrafçılar değil işte arkeolojik profesörlerin ve akademisyenlerin de bir aracı haline gelmiş oluyor. O sayede hiç görülmemiş topraklar bir anlamda belgelenmiş kayıt altına alınmış oluyor. Bu Ve var. zamanlar, yani mesela başka bir zamanın kalıntılarını belgelediğimiz zaman tabii sadece hani uzak bir diyarın fotoğrafının ötesinde başka bir zamanın da hani izlerini belgelemiş oluyorsunuz. O zaman mesela bu Machu Picchu harabelerinin fotoğrafları da fotoğrafın çekildiği tarihteki haliyle artık kayda girmiş oluyor. Bugünkünden farklı, eskisinden farklı ama o günün belgesi olarak belki sadece arşiv olarak değil veya işte bakmalık bir şey nesne değil. Aynı zamanda araştırmanın da bir aracı olarak kullanılmaya, paylaşılmaya başlıyor tabii. Ve hiç bilmediğiniz bir kültür yıllar önce gelmiş, geçmiş ve yani kalıntıları kalmış. Gitmedikçe ve ulaşılması neredeyse imkansız o zaman için bir yerlerde, gitmedikçe hiçbir şekilde fikriniz olmayacakken bu sefer bunlarla da tanışmaya başlıyorsunuz. Üstelik dergilerle eve girmeye başlıyor. Tekrar Roger Fenton'a geri dönersek, Roger Fenton yine İngiliz fotoğrafçı, Kırım Savaşı'nı fotoğraflamak üzere aslında görevlendiriliyor. Bir anlamda savaş, ilk savaş muhabirlerinden diyebiliriz. Bu onun fotoğraf stüdyosu diyelim, mobil Karanlık odası, mobil fotoğraf. karanlık oda. Fotoğrafların proses edildiği, işlendiği, işte, karanlık odası mobil. Dolayısıyla savaş ortamına uyarlanmış bir karanlık oda. Kırım Savaşı işte biliyorsunuz o zaman bir taraf Osmanlı, Fransız ve İngilizler değil mi? Karşı taraf Rusya, Kırım'da geçiyor yani. Yani Roger Fenton'da şimdi o zaman için ilginç bir mesele. Yani savaş haliyle bir insan hareketi var. Ve insan hareketini bu kadar uzun pozlama gerektiren araçlarla belgelemek neredeyse yani çok zor veya imkansız. O yüzden aslında savaş fotoğrafı denen şey o zaman için çoğunlukla kurgu fotoğrafları oluyor. Yani işte askerler duruyorlar. Sabit durmaları gerekiyor çünkü fotoğraf çekilirken pozlanması için. Askerler duruyorlar, belli pozlar veriyorlar. Bazıları hatta arkalarına fon gerilerek falan böyle sahneler canlandırılıyor. Savaşın kendisinin fotoğrafları zaten çoğunuzun bildiği gibi hayatımıza aslında yani çok ileri yıllarda özellikle İkinci Dünya Savaşı'nda çok hayatın içine girmeye başlıyor. Ama bu dönemde bu Kırım Savaşı'nda tabii ilginç bir şey bu Roger Fenton giderken yani bu savaş alanının fotoğraflarını çekerken işte mesela burada gördüğünüz yerdeki gülleleri fark ediyorlar. Top şeyleri bunlar gülleleri yerdeki küçük küçük toplar. Yani bir küçücük bir bölgeye ne kadar çok top güllesi düşmüş yani bu izlenimi de yaratmak için hani insansız bir savaş fotoğrafı, savaşın yoğunluğunu ifade edecek bir savaş fotoğrafı olarak bunu çekmiş. Ve bu da işte çok ne denir? Yani insanın ya hareketi belgeleyemezseniz de hareketin kalıntıları orada mesela yaratıcı bir metot bulmuş. Ama bununla ilgili ilginç bir şey de var. Yani mesela yıllar sonra Susan Sontag bununla ilgili şey diyor. Bu aslında Roger Fenton'ın bu fotoğrafı biraz kurguladığına dair bir iddiası var. Hatta sonra yani merak edenler belki Errol Morris diye bir ünlü belgeselci var. O da bunun üzerine gerçekten çok ağır, yoğun bir araştırması var bunun böyle bir kitabında. Ben de onu okudum ama sonuçta şeye varamıyor. Yani bu gerçekten stage edilmiş tırnak. Staged derler ya işte hani kurgulanmış bir şey mi? Yoksa otantik mi yani sahici bir manzara mı bu? O konuda hala bir çelişki var. Yani bu kadar gülle gerçekten orada mıymış yoksa buraya bir etkisini artırmak için biraz da yerlerini mi değiştirmiş? Ondan henüz emin değiliz, hala emin değiliz. Ama savaş anlatmak için tabii
elindeki en iyi araçlardan biri olabilir o dönem için. Şimdi biraz ileri saralım. Eugène Ajet, Fransız bir gezgin veya belgeselci diyelim. Fotoğrafı aslında Paris şehrinin belgelenmesi amacıyla kullanılıyor ve çok sayıda fotoğraf çekiyor şehirden. Bunlar sokak hayatı, ondan sonra mekanlar, işte o konut dokusunun avluları, daha geri planda kalan, daha az bilindik, işte anıtsal değil ama işte gündelik hayatın parçaları aslında bunlar. Gündelik hayatın geçtiği mekanlar. Yine çoğunlukla sokaklar boş ama pozlama süreleri biraz daha hızlandığı için artık tek tük insanları görebiliyorsunuz. Bu fotoğraflar tabii sonuçta Paris'in şu anki Paris olmasında büyük etkisi var. Çünkü korumacılar için bir belge niteliği taşıyor bunlar. Ve Paris'in şu anki mevcut tarihsel dokusunun korunmasında Ajel'in çok büyük önemi olduğu hep söylenir. Yani şey, belgesel fotoğrafında öncülerinden kabul ediliyor Eugène Ajet. İşte modernleşme ile yok olmadan önce işte Paris'in mimarlık ve sokak manzaralarını belgeliyor. İşte uzayıp giden sokaklar, binalar, mimari cephe fotoğraflarından ziyade kentsel sosyal bağlamı içerecek biçimde belgeliyor bütün bu Paris dokusunu. O yüzden bir şeyi var, bir yani belgesel yönü de olan, hani kent dokusunu aktaran bir fotoğrafçı olarak görülebiliyor. Ben mesela böyle vitrin fotoğraflarını özellikle çok beğeniyorum. Bu yansımayı, yani bu Paris'teki işte mağaza vitrinlerinin yanı sıra yansımayla da bu sefer karşı cepheyi de görmek, bu çok ilginç çerçeveler yaratıyor aslında. Vitrinin kendisi bir çerçeve, içinde bir şey oluyor. O çerçevenin içinde bir de yansıması var karşı cephenin. Kent dokusuna dair bir izlenim de var. Bunun nasıl bir mahallede bir vitrin olduğunu görüyorsunuz. Bir de fotoğrafın kendisi de bir çerçeve. Bu şey aslında kendisi ne denir, atölyesinin kapısına şey yazmış. Yani kendisini sanatçı olarak görmüyor. Fotoğraf belki o zamanlar zaten sanat olarak da görünmüyor. Daha çok zanaat olarak görünüyor. Atölyesinin kapısına da şey yazmış, işte sanatçılar için dokümanlar yazmış. Yani aslında şey, sanat eserleri yapmıyor gibi görüyor kendini ama aslında yani Ajet aslında bayağı sahiç bir sanatçı bütün fotoğraflarına baktığınız zaman. Ama belgesel yönü ağır basan bir fotoğrafçı tabii. Tabii. Bir de düşünürseniz bu fotoğrafçıların önünde daha örnek alabilecekleri pek kimse yok yani. Dolayısıyla kendi kulvarlarını kendileri çiziyorlar aslında. Bir yandan da öncü olmalarının şeyi, hem avantajı var hem dezavantajı var tabii ki. Bu da yine bir Paris'ten sokak. Yine böyle gördüğünüz gibi birkaç tek insan gözüküyor. Tabii Paris o zaman da kalabalık ama bu fotoğraflarda pek hem pozlama süreleri nedeniyle hem de teknik imkansızlıklar nedeniyle pek gözükmüyor ama muhtemelen proje sıkıntıyı yok etmek için sabah çok erken çıkıyordu herhalde fotoğraf çekmeye. İşte şeyler böyle sokak hayatını belgeliyor. Yani tabii bu insanların uzun süre poz vermesi gerekiyor. Yani çoğu aslında şey, kurgu haliyle bir durun fotoğrafınızı çekeceğim diyor herhalde. Veya bir sonrakinde olduğu gibi. Bu mesela şey, yani bu büyük bir şey, fırsat mesela Adje için. Niye? İşte bir güneş tutulmasını çekiyor. Ama güneş tutulmasını elindeki olanaklarla, o zamanki optik olanaklarla belgelemesi belki çok zor veya imkansız. Ama işte güneş tutulmasına bakan insanları fotoğraflamış. İşte çünkü nasılsa herkes bakarken uzun süre duracaklar. Mesela orada şeyin, direğin yanında bir genç, bir küçük bir çocuk var. O mesela bakmış kameraya, gülümsemiş falan. Hani aynı zamanda biraz da şey, sokak fotoğrafı ama çok öncül şeyler bunlar. Yani bu kent dokusu içinde sokak fotoğrafı. Şimdi Berenice Abbott da aslında Berenice Abbott bizim hani işte yine etkilendiğimiz işlerini ve yani
body of work denir yani işte şey, onu çok beğendiğimiz ve şey, etkilendiğimiz fotoğrafçılardan biri. Şimdi Adje ile Bernice Abbott arasında da böyle ilginç bir ilişki var. Mesela Adje'nin fotoğraflarının çoğu aslında o hayattayken kıymeti çok bilinmiyor. Yani Adje hani geliyor ve geçiyor. Abbott Adje ile Paris'te tanışıyor. Ve Adje'nin fotoğraflarının çoğu ölümünden sonra aslında Bernice Abbott tarafından bastırılıp dolaşıma sokuluyor. Yani yayın olanağı buluyor. Ve hatta Abbott'ın Adje için diyor Adje için ne denir? Kameranın Balzac'ı diyor. Hani öyle bir şey görüyor onu. Ve Abbott aslında Paris'teyken New York'a gidiyor yani 29 senesinde ve esas amacı Adje'nin fotoğrafları için bir yayıncı bulmak. Ama işte New York'u yeniden gördüğü zaman, New York'taki hızlı değişimi fark ettiğinde belki işte Adje ve yine kendi çağdaşlarının verdiği bakış açısının etkisiyle şehrin yeni fotoğrafik potansiyelinin farkına varıyor. Sonra dönüp gerçekten Paris'e dönüyor, stüdyosunu kapatıyor ve New York'a geri geliyor artık. Ve ondan sonraki 10 yıl boyunca Abbott New York'ta belgesel fotoğrafçılığı ve şehrin, New York şehrinin bir modern metropole dönüşümünün fotoğrafik anlatısını oluşturuyor ondan sonraki 10 yıl boyunca. Adje gibi o da aynı şekilde yaşadığı şehrin hem yapılı çevresini hem sosyal dokusunu izler üzerinden anlatmaya çalışıyor. Bu izler tabii ki New York'ta daha çok reklam tabelaları olarak gözükebilir. Ama Abbott'ta gözüken bir şey çok yüksek kontrastlı aslında fotoğraflar ve diagonal çizgileri çok sık kullanması. Yavaş yavaş artık fotoğrafçılar sadece belgelemek değil birazcık kendi nasıl diyeyim, tarz da denmez ama aslında kendi izlenimini, stiline oluşturuyor, evet, izlenim oluşturuyor. Yani sonuçta her öykü yazmanın bir stili var. Kendi dilini oluşturmaya başlıyor aslında, öyle diyelim. Dolayısıyla bu birazcık baktığınız zaman hep o diagonal çizgiler, yüksek kontrastlar falan bu Abbott'ın birazcık imzası haline gelmeye başlıyor. Burada gördüğünüz gibi sokak hayatının belgelenmesi ama bir yandan da yapılı çevrenin arka planda bir fon oluşturması. Artık şeylere dikkat ettiyseniz mesela insan hareketi okunur hale gelmiş fotoğraflarda. Tabii. Daha yani konuluyor artık. Evet. Evet, yani yapılı çevrenin fotoğrafı evet ama artık İnsan da bunun bir parçası doğal olarak ve bir kontekstin, bu bağlamın parçası insan ve onun şeyleri. Mesela araçlar da daha çok görünür hale geliyor. Çünkü sayıca da artıyor haliyle. Tabii buhran. Evet, sonra 1929 ekonomik buhranı ve onun yansımaları ve onun fiziksel yansımaları, mekansal yansımaları fotoğrafın konusu haline geliyor. Evet, tabii bunu fırsatı kaçırmıyor. İşte bu evlerinden yol alan insanların aslında nasıl bir yaşam kurdukları boş araziler üzerinde. Bu bir konu onun için. Evet, yani buhran zamanı işte haliyle tabii bir yeni bir bu sefer yani daha önce işte modernleşmeyle beraber oluşan hareket, yani hem kentlere doğru hareket hem de endüstrinin form değiştirmesiyle oluşan insan hareketlerinin bazı sonuçları olmaya başlıyor. Bir de bu buhranla birleşince bu sefer bir dizi başka anlatı oluşmaya başlıyor, paralel anlatı. Walker Evans da bu dönemin en iyi belgecilerinden biri. Şimdi ilginci bunun Commission işler serisinde olması. Yani aslında Evans işte Farm Security Administration dedikleri aslında Farm Security dedikleri yani aslında çiftçilerin güvenlik yönetimi ya da o çiftçilikle ilgili aslında bir kurumun fotoğrafçısı olması. Bu ona tabii büyük fırsatlar açıyor çünkü dolaşma imkanı var.
giremediği yerlere giriyor. İşte yakın plandan ailelerin fotoğraflarını çekebiliyor. Burada gördüğünüz Georgia. Bu daha çok Walker Evans aslında güney bölgelerinde, güney eyaletlerinde çalışıyor. Abbott'ın aksine daha kırsal bir kesime yöneliyor. Oradaki bu ekonomik buhranın mekansal yansımaları ilgisini çekiyor. Bu arka planda gördüğünüz aslında bir zamanlar oranın zengin muhitin evleri. Hepsi billboardlarla kapatılmış. Artık kullanılamıyor. Bugün de aslında aynı hikayeler tekrar ediyor. İşte şimdi Detroit aynı şekilde mesela. Dolayısıyla fotoğrafçılar için bunlar tabii ilginç konular. Kapısını kapatmış ve iflas etmiş bir bakkal diyelim. Veya işte mesela daha önceki slide'da gördüğümüz şey ile bu tabelanın kıyaslanması da ilginç olabilir. Yani el yapımı billboardlar yerine artık mesela daha büyük ve üç boyutlu tabelalar da geliyor ve değişiyor. Yani aslında yapılı çevrenin ögeleri de değişmeye başlıyor yavaş yavaş. Yani nasıl mesela çiftçiler buhranda yer değiştirirken veya işte maden ocakları kapanıp bütün kasabalar yer değiştirirken haliyle bunların şeyleri de ögeleri de form değiştirmeye başlıyor. Margaret Burke White Amerikan bir fotoğrafçı. Daha çok savaş fotoğrafları çekmek üzere aslında çalışıyor. Ama dolayısıyla pek çok yere gitme imkanı var. Yani Sovyetler Birliği'nden tutun da İkinci Dünya Savaşı sonrası Nazi kamplarının çekmek gibi bir takım görevler ediniyor. Bu fotoğrafların pek çoğu aslında uçaktan çekiliyor. Dolayısıyla gördüğünüz gibi soldaki aslında yüksek irtifadan çekmek için kullanıldığı bir makina. Sağdaki de onun pek hemen hemen herkesin bildiği bu Chrysler binasının en ucunda bulunan o gargoyle'un üstüne tırmanmış oradan çekim yapıyor. Korkusuz bir fotoğrafçı. Berlin'de savaş sonrası yıkımları çekiyor. İşte bu fotoğraf ilginç buradaki binanın yıkılmış olduğunu görüyoruz ama bu gölgelere baktığımız zaman sağımızdaki binanın da yıkık olduğunu anlıyoruz. Bu İngiliz birliklerin Mısır'daki hareketini çekiyor. Dolayısıyla epey bir gezme ve dolaşma imkanını bulmuş bir fotoğrafçı. Uçak, yani savaş fotoğrafçısı olduğu için tabii ki uçakla çekim yapma imkanı var. Pek çok bölgeden yukarıdan fotoğraflar çekiyor ve o kentsel, yeni kentsel dokunun da fotoğraflanması ilgi alanına giriyor elbette. Burada artık tabii mesela yapısal çevrede pattern'ın nasıl bir doku oluştuğu, bir pattern'ı nasıl tekrar etmeye başladığı da görünür hale geliyor hele havadan fotoğraflarda. Evet. Yani bu eski kentsel dokunun tamamen zıttı bir doku. Tabii ki fotoğrafçı olarak bunu da belgeliyor. Sadece yapısal çevre değil, yarı doğal çevre diyelim artık. Bu tarım arazilerinin, çok büyük tarım arazilerinin üzerinde insanlar tarafından bırakılmış izler de ilgi alanına giriyor. Bu tabii ki bu bakış açısıyla ilgili. Sonuçta yükseldiğiniz zaman görebildiğiniz şeyler, toprak seviyesinden görebildiklerinizden çok daha farklı. Bu imkanını iyi kullandığını düşünüyorum. Pek çok fotoğrafı var böyle yukarıdan, havadan çekilmiş. Bu fotoğrafıyla belki çok meşhur, onu tanırsınız. Hani biz havadan fotoğraflarını falan çok yer verdik ama bu Kentucky'deki meşhur o dönem olan bir selin ardından yardım kuyruğunda bekleyen insanlar ve arkadaki panonun anlatısının tezatı hala şeydir yani Amerika'da. Konik. Geçen sene yeniden mesela bu çok popüler oldu. Niye? Pandemi nedeniyle ekonomik sosyal çöküntü oluşunca yine aynı tekrar ediyor bakın diye. Tekrar sirkülasyona girdi fotoğraf 100 yıl sonra belki.
Şimdi bir süre Amerika'da dolaştıktan sonra tekrar Avrupa'ya geri dönelim isterseniz. Hatta biraz da öncesine dönelim. Bu burada 20'ler, işte Bauhaus'un başlangıcı. Laszlo Moholy Nagy aslında Laszlo Moholy sanatçı fotoğrafla ilgisi aslında eşinin ilk eşinin Drusya Moholy'nin rehberliği ve teknik uzmanlığı sayesinde başlıyor. Yani esasen o ikili de fotoğrafçı ve daha iyi fotoğrafçı olan esasen Lucia Moholy'dir. Ama Laszlo Moholy çok yönlü bir sanatçı ve ressam ve Bauhaus'ta da hocalık yapıyor. Ve aslında en büyük katkılarından biri işte bu perspektifin alışılmadık perspektifler ve soyutlama ile fotoğrafta yeni bir dil oluşturma girişimi oluyor. İşte çağdaşlarıyla birlikte Noé Sehn, işte New Vision diye çevriliyor İngilizce. Ne diyeceğiz? İşte yeni görüntü mü diyeceğiz? Yeni bakış diyebiliriz. Evet. Noé Sehn New Vision fikrini fotoğraf üzerine çalışırken geliştiriyor çağdaşlarıyla beraber. Yani yeni görüntü, yani bu New Vision aslında kameranın insan gözünün gördüğünün ötesinde başka ve yepyeni görme biçimleri geliştirdiği düşüncesine dayanıyor. Evet. Yani zaten burada fotoğraf fikirlerseniz aslında bir fotoğraf daha çok grafik bir anlatı varmış gibi. Evet. Yani hemen ilk bakışta bunun bir binanın ve bahçenin görüntüsü olduğunu anlamayabilirsiniz. Dolayısıyla zaten Bauhaus'ta aslında fotoğraf ayrı bir departman olarak yok, hiçbir zaman olmadı yani. Ama fotoğrafı bir araç olarak kullanmak çok çok sık vardı yani tabii ki. İşte bu mesela yeni yapı dili ile bunun fotoğraftaki karşılığı üzerine çok kafa yormuş belli ki. İşte böyle balkon serileri var mesela, bu yeni yapılardaki bu ritmi, cephe ögelerindeki ritmi fotoğraflarda çok kullanıyor ve bu bakış açısı mesela Berenice Abbott'ı da hatırlayın, yani nasıl bazı fotoğraflarında normalde acele falan görmediğimiz açılar görüyoruz. Laszlo Moholy'de de ilginç böyle açılar görünüyor. Bunun fotoğrafın kabiliyetlerinden biri mi diyelim? Anlatı kurmaktaki kabiliyetlerinden biri olarak kullanmayı kıymetli görüyor herhalde. Biraz hızlanalım isterseniz. Evet. İşte sonra yine çağdaşlarıyla beraber bir Film und Foto sergisi oluşturuluyor. Bu Amerikan ve Avrupa fotoğrafının ilk büyük sergisi olarak görülebilir. 29'da işte Stuttgart'ta Deutsche Werkbund tarafından organize ediliyor. İşte bu aslında New Vision denen sanat anlayışının bir vitrini oluyor bu sergi. Bir sonrakini göstersen. Serginin kendisi de bu, ana salon bu. İşte sinema, resim, fotoğraf, görsel sanatlardan işte 191 sanatçının 1200 eseri yer alıyor sergide. Ve bu sergi tura da çıkıyor. Yani işte Zürih, Berlin, Danzig, Viyana, Tokyo, Osaka'ya gidiyor. Ve kendi başına bu serginin aslında fotoğrafın bir kendi başına bir sanat dalı olmasına katkısı çok büyük. Evet. Şimdiye kadar konuştuğumuz çoğu fotoğrafçı pek azı bu işi commissioned olarak yapıyordu. Yani yapılı çevrenin fotoğraflanması onların ilgi ve merakı alanına giriyor ama aslında bunu başkası için yapmıyordu. Lucien Hervé belki de ilk mimari fotoğrafçı, yani sipariş usulüyle çalışan. Dolayısıyla ilk mimari fotoğrafçılardan biri. Le Corbusier'in neredeyse resmi fotoğrafçısı. Burada kendisini birlikte görüyorsunuz. İşte
Hemen hemen Le Corbusier'in tüm yapılarını fotoğraflamış. Sadece yapılarını değil, Corbusier'in kendisini de fotoğraflamış aslında. Daha çok böyle yine yüksek kontrastlı, işte bu gölgelerin, keskin gölgelerin, karanlık ve aydınlık alanların bir arada olduğu, işte aslında binanın tamamı değil de sadece bir parçasının çekildiği, kadrajlandığı fotoğraflarıyla meşhur. Bu açıdan kendisi ayrı bir dil yaratıyor. Yani binanın tamamını yerine aslında bir parçasını göstererek işte o öykünün ufak bir kısmını gösteriyor. Burada gördüğünüz gibi. Yani tabii işte o fotoğrafların aslında, yani binanın fotoğraflarını çekmeye başladığı zaman bizim de bugün yaptığımız gibi bir dizi fotoğraf oluşturuyor. Yani bunların bir aradadığından yapının dili, stili, mimari, yani tasarımı konuşulabilir hale geliyor. Kalkıp hani işte yapı dört cepheden, işte böyle dört fotoğraf işte böyle görünüyor yerine, işte mesela bağlam var, ışık var, kontrastlar var, parçalar var. O parçaları hani artık tümünü belgelemekten ziyade o parçalardan oluşan bir anlatı, bir fotoğrafik anlatı kuruyor. Biraz Bauhaus'taki bu fotoğrafı bir geometri elde etme aracı olarak kullanmak yerine aslında önündeki binayı bir geometrik obje olarak kullanıyor. Yani gördüğünüz zaman fotoğrafı ikiye bölüyor. İşte bir tarafı dokulu, bir tarafı doğal doku. İşte burada binanın tamamını alma imkanı varken aslında yapının bu ritmik kirişleri bir şekilde kadraja alması, tamamını göstermemesi falan gibi pek çok tercihleri var. Dolayısıyla aslında biraz Bauhaus'un devamı gibi ama bir yandan da binanın da fotoğraflanması ve belgelenmesini amaç ediyor, hizmet ediyor. Bu tabii Le Corbusier'in bayağı hoşuna gidiyor sonuçta. Dolayısıyla yani Herve'nin stili bir anlamda onun mimari anlayışına da denk düşüyor. Şimdi tekrar Amerika'ya geçersek, bu sefer Ezra Stoller sahneye giriyor. Bu da Amerikan modernizmin Rusyan Herve'si diyebileceğimiz öncü fotoğrafçılardan biri. Daha çok Chicago ve New York tarafındaki binaları fotoğraflıyor. İşte burada gördüğünüz gibi TWA binası veya işte o zaman yeni yeni başlayan işte mobilitenin artmasıyla birlikte yeni ortaya çıkan yapı tipolojileri var. İşte hava limanları, benzin istasyonları gibi çok geniş açıklıklı yapılar. Bir anlamda şanslı tabii çünkü bunlar heykelsi yapılar, fotoğraflandığı zaman gerçekten ihtişamlı ve ilginç duruyorlar. Dolayısıyla Stoller bu fotoğraflarıyla birlikte aslında Amerikan modernizmin öncü seslendiricilerinden biri o haline geliyor. Yani onun elçisi olmuş oluyor. Burada şeylerde, evet, yani mesela fotoğraflarda da, yani bu fotoğrafı biz özellikle böyle seçiyoruz, koyuyoruz. İşte bu mesela şeyi de dönemin sadece tasarım dili değil, yapı dilini de aktarmak için çok şey, yani işte bütün bu altındaki boşluk, bütün bu binanın altındaki, yani bu konsolun altındaki boşluk, onun altındaki su, camdaki bulut yansıması, bütün bunlar aslında bu hafifliği ifade etmenin görsel araçları olarak seçilmiş, tercih edilmiş şeyler, kadrajlar. Artık hani yani fotoğrafın, özellikle Ezra Stoller'ın fotoğraflarında sadece binanın nesneleşmesi gibi değil, nasıl denir, stilin ve yapım tekniklerinin de bir dil bulması gerçeği ortaya çıkıyor. Yani bunu çoğu fotoğrafında da yapıyor. Evet. İşte burada geniş açıklıklar, cam, şeffaflık, mesela bu bir mobilya malzemesi. Evet. Tamamen giydirme cephe olmasa da yani her katının şeffaf olarak kapatılmış olması. Bunlar tabii ki o zamanın yeni teknolojik imkanları yani. Ajen'in fotoğraflarıyla karşılaştırdığınız zaman çok geniş açıklıklı pencereler göremezsiniz. Çünkü yapı teknolojisi ona müsait değildi. İşte bu yapı teknolojisinin bir şekilde fotoğraflanması da, ama bunu bir şekilde bu
transparency, yani şeffaflığın aslında gösterilmesi için gece görüntüsünü tercih ediyor. Çünkü gündüz aslında hiçbir cam ne kadar büyük olursa olsun aslında istenildiği kadar şeffaf bir görüntü vermiyor. Cam aynalaşıyor tabii gündüz. Aynalaşıyor ama burada bu gece görüntüsünü tercih ediyor ki bu mekanın aslında ne kadar şeffaf olabildiğini gösteriyor. Aynı şekilde mobilite arttığı ve işte herkesin bir otomobil sahibi olma imkanı olduğu için otomobille ilgili her türlü altyapı, garajlar, otoparklar, benzin istasyonu, bunlar fotoğrafçıların aslında önemli konuları haline gelmiş oluyor. Yeni bina tipolojidir çünkü bunlar. Burada evet, gördüğünüz gibi konsollar, işte kat yüksekleri daha az belki, işte betonarmenin başka türlü kullanılması. Bunlar fotoğrafçının konuları. İşte bu estetik dil, işte bu TWA şeyi, binası, havalimanı, havalimanında. İşte şey veya sonraki fotoğraflarda bunun, ya mesela şeyleri bunun içine eklemesi, yani konteksti de şey kullanıyor. Yani yapılı çevrenin aslında uçak dediğimiz şey de hani, yani bu yapılı çevrenin bir ögesi, araçlar gibi endüstri ürünleri de haliyle şeyin yapılı çevrenin ögeleri ve bunların dilindeki müşterekliği de aktarmaya başlıyor. Yani fotoğraflarında bu şeyin mesela içerisinin formları, uçakların formları, işte bunun kendisini kuştan ilham alan formu, bunların tümü Ezra Stoller'ın fotoğraflarında bir dönemin Amerikan modernliğinin, işte Ömer'in dediği gibi, seslendiricisi, bir sesi olarak şey buluyor, yer buluyor. Burada tabii betonun bu şekilde uzun, açık, geniş açıklıklar geçebilmesi, onun plastik bir öğe olabilmesi, tabii bunlar hep yeni şeyler. İşte otomobille olan binaların ilişkisi. Evet. Yani bunu mesela otomobilsiz çekmek de mümkün. Yine aynı şekilde. Yani bu bir şey, bunun ben hep bir estetik tercih olduğunu düşünüyorum. Yani otoparkıyla, ya yani bu binayı aslında şu otoparkı boş bir anında çekmek de bence mümkün. Tabii. Biz de bazen öyle kararlar alıyoruz, öyle fotoğraflar çekiyoruz ama mesela o kontekst veya şu şey, gemi olmadan da bu ilerideki Birleşmiş Milletler binasını fotoğraflamak da mümkün. Ama işte bu şeyler, nesnelerin dönemin ögeleri, yapısal çevresinin ögeleri olarak fotoğraflarda yer alması, bu bütünleşik bir, evet, bir stil oluşturuyor. Hem öyle hem de bu coğrafyayla ilgili çok iyi bir bilgi veriyor. Sonuçta bu, evet, Birleşmiş Milletler'in binasının karşısında başka bir kıyı olduğu bilgisini, işte burada bir rıhtımın olduğunu, işte bu rıhtıma demirlemiş bir geminin burnunun çekilmesiyle falan, aslında bu kadrajı oluşturarak aslında o tüm bilgiyi bir karede vermiş oluyor. Yine Frank Lloyd Wright'ın işte müzesi, akışkan çizgiler, hep eğrisel duvarlar gördüğümüz gibi, lamp olduğu için. İşte Stoller daha çok kuzey bölgelerinde çalışıyordu, yani Chicago, New York gibi. Onun çağdaşı olan Julius Shulman's da Kaliforniya bölgesinde, güneyde. Richard Neutra, Charles Eames gibi pek çok mimarın fotoğrafçısı oldu. Evet. Burada yavaş yavaş fark ettiyseniz biraz daha insan öğesinin fotoğraflara girdiğini görüyoruz. Yani aslında bir mimari fotoğrafta yavaş yavaş insan aslında bir nesneliğe dönüşüyor. Çünkü bu fotoğrafların hemen hemen çoğu pek ciddi şekilde staged aslında. Yani işte bu şezlongların buraya yerleştirilmesi, işte bu şey masaların buraya bu şekilde konması falan, bunlar aslında fotoğraf çekilmeden önce yapılan işlemler. Pek çok Julius Shulman'ın fotoğrafında olduğu gibi. Hatta oğlu, o zamanlar pek çok oldukça küçük olan oğlu bu bitkileri falan kameranın önünde tutuyor ki işte kadrajı tamamlasın ve çerçevelesin diye. Bu Case Studies House
Nortre ve o zaman mimarların yaptığı Julius Schumann'ın fotoğraf konularının başında geliyor. İşte şeyler bu, yani bu fotoğrafı çok meşhur. İşte yine aynı şekilde Ezra Stoller'ın fotoğrafını düşünürseniz, konsollar yapının yani modern yapının ögeleri olarak, yapısal ögeleri olarak hafiflik ve şey, mesela büyük açıklıklar ile mesela bu Los Angeles landscape, işte uzayıp giden grid, ufukta kaybolan grid ve bu binanın o geometrik olarak ona paralelliği, şey, dönemi en iyi özetleyen ve Schulman'ın da fotoğrafını en iyi özetleyen şeylerden biri bu. Hem kent hem şey var, hem yani iki kadın oraya oturmuş, nereye oturacakları belli, bunlar tasarlanmış, adeta reklam fotoğrafı gibi. İçerisi ayrı pozlanıyor, karşısı ayrı pozlanıyor. İşte kent çünkü karanlıkta, orası için ayrı bir fotoğraf çekiyor ve farklı farklı fotoğrafları birleştirerek. Bu fotoğrafın hikayesi zaten çok uzun, filmi var Schulman'ın, evet. Şey, Visual Acoustics diye. O filmde zaten onu uzun uzun anlatıyor. Ama artık fotoğraf, bu dikkat ettiyseniz mesela şeyden, hani hem çevre var, mesela arkada hep dağlar var, işte bir doğa var veya Los Angeles manzarası var falan, ama hem de işte mobilyalar, kılık kıyafet, işte nesneler de bu fotoğraflarda yerini bulmaya başlıyor. O dönemin şeyini düşünürseniz, işte reklam fotoğrafından belki gelen bir etki olabilir. Bu bir tercih olabilir, bütün bu sahneleri tasarlamak. Ama ben özellikle bu şeylerde, yani Ezra Stoller ve Schulman'ın fotoğraflarında o dönemde şeyi, yani bugünden bakınca tabii, özellikle savaş sonrası, yani İkinci Dünya Savaşı sonrası böyle bir şahlanmış Amerikan ekonomisi ve bir cebi para görmüş orta sınıf ve o bolluk içinde yaşanan bir optimizm görüyorum bu fotoğraflarda. Bir şeyleri yapma kabiliyeti, bir şeylere muktedir olma, bir şeylerin erişilebilir olmasının belki de topluma, işte fotoğrafa veya işte çalışan insanlara, orta sınıf insanlara verdiği bir olumlu şey, moral. Sanırım, ya bana hep öyle geliyor, bu fotoğraflarda bir optimizm var, bir gelecek var, işte bir şeyler başarılmış ve başarılacak. Öyle bir izlenim veriyor, ulaşılabilir görünüyor her şey bir yandan. O da, evet, ilginç. Bir yandan da bu fotoğraflar aslında mimarların fotoğraf ile kendilerini pazarlayabildiğini fark ettikleri anla denk geliyor. Yani aslında Frank Lloyd Wright, işte Neutra, Eames, bunlar aslında bir yandan da hem tamam çok yaratıcı mimarlar ama bir yandan da çok ticari olarak da yaratıcı insanlar. Ve fotoğrafın kendileri için, yani bu bir sonraki işi alma konusunda en önemli araç olduğunu çok çabuk fark ediyorlar. Dolayısıyla bu staged olma hikayesi de biraz mimarların da etkisi var. Çünkü işte bir fotoğraf, yani bir mekan hiçbir zaman aslında doğal hayatta bu kadar derli toplu ve şey olamıyor, avbelini olamıyor. Dolayısıyla bir aslında large style yaratma çabası ve onun belgelemesi. Tabii. İşte reklam fotoğrafı dememizin sebebi o. Hani hep gülen yüzler, nasıl o reklamlarda bir şey, mütebessim insanlar, mutlu, hani şey, hiç kimsenin karnı ağrımaz, hiç kimse mutsuz değil, depresyonda değil. İşte aynı şekilde bu fotoğraflarda da o var. Ama dönemin ruhu da ondan, yani belki çok da bağımsız olmayabilir. Yani savaş sonrası bütün dünyada esen böyle bir olumlu atmosfer, belki de o etkiyle bunlar da ilerliyor, bilemiyorum. Evet. Tabii. İşte o dönemin şeylerinden biri, işte tabii ki bu benzin istasyonları ve bu da Schulman'ın fotoğraflarından biri. Bunu ama aslında biz bağlayıcı olarak koyuyoruz buraya daha çok. Schulman benzin istasyonu fotoğraflarından ziyade daha çok modern şey yapılarla biliniyor. Ama mesela burada şeye dikkat etmek için biz bunu koyduk, bu fotoğrafı. Yani bunun nasıl estetize edildiğini fotoğraf aracılığıyla Schulman'ın alelade bir benzin istasyonunu nasıl estetize ettiğini görüyoruz. İşte ama mesela ardından, şimdi
Bunu özellikle arka arkaya koyuyoruz ki işte bir anlatımızı tamamlasın diye. Yani Ed Ruscha, bu da işte bizim Ed Ruscha aslında bir şey, bir yani bir sanatçı, yani spesifik olarak fotoğraf üzerine çalışmıyor. Daha çok mesela resimleriyle meşhur bir şey fotoğrafçı, bir şey sanatçı. Onun mesela bu şey serisi işte 26 Gasoline Stations diye bir 1963'te çıkardığı bir kitap var. İşte Los Angeles'taki evinden işte ailesinin Oklahoma'daki evine giderken yol boyunca, yani otoyol boyunca gördüğü 26 benzin istasyonunun fotoğraflarını çekmiş. Şimdi bu ikisi arasındaki fark bir yandan da şey, yani iki bakış açısı ve dönüşen bakış açısına dair bir izlenim veriyor bize. İşte bunlar şey, Amerika'nın Ed Ruscha, yani başka şeyler yaparken yanı sıra işte bu Amerika'nın artık bu dönüşen yeni topografyasının fotoğraflarını oluşturuyor. Ve şey, büyük şirketlerin küçük işletmelerin yerini alması, boş otopark alanları, işte otoyol çevrelerinde tanımsız, otoyol çevrelerinde oluşan tanımsız yapılar veya mesela zamanın çoğu boş duran otopark veya mesela açık hava sinemaları sadece belli bir zamanda şey olmak üzere ayrılmış. Kentin dönüşüm sürecinde ortaya çıkan tanımsız alanlar, yıkılmış bölgeler, çöküntü bölgeleri. Yani bir şey, bir yandan da kentler, bilhassa şey Ed Ruscha'nın öyküsünde haliyle şey Los Angeles dönüşürken böyle oluşan non-place'ler, işte liminal bölgeler belgeliyor. Bu şekilde sayısız fotoğraf çekmiş yani şey Los Angeles'tan. Ama bu fotoğrafları yaparkenki şeyi, yani mesela estetikten son derece uzak tutumu, yani olduğu haliyle ve hatta bazen neredeyse rastgele gibi görünen çerçevelemelerle bunu yapıyor olması şey, bütün bu şeyin artık sıradanlaşmış olan tanımsız alanlar vesaire, bu dönüşümün nasıl denir, çok kendine has bir ifadesi oluyor. Olduğu gibi ifadesini bulmuş oluyor. Onu, o yüzden mesela Ed Ruscha'nın bu fotoğraflarını ben şeye çok benzetiyorum. Yani işte Amerika'nın kendi içinde batısına doğru genişlediği dönemdeki işte o yeni Amerika'nın keşfi, işte onun fotoğraflanması ile Ed Ruscha'nın şeyleri arasında hep ben bir paralellik buluyorum. Bu da işte 20. yüzyılın Amerika'sının sahici bir yüzü, sahici fotoğrafları oluyor. Şimdi Bernd Becher, doğru mu okuyorum hocam? Becher diyor işte, Becher. Evet, Becker diyor İngilizler. Alman fotoğrafçı çekti. Burada birazcık Ed Ruscha'dan devralarak ama bir seri oluşturma üzerine bir akım başlatıyorlar. Bu da Ruhr Vadisi. Ruhr Vadisi'ndeki artık kullanılmayan veya işte yıkılmaya yüz tutan veya ihmal edilen altyapı binaları, yani bunlar işte su depoları, gaz tankları gibi, bunlardan aslında bir seri oluşturuyorlar. Tek tek fotoğraflamak yerine bunları bir kadrajda birden fazla binanın, yapının oluşturduğu tek bir kare olarak düşünüyorlar. Dolayısıyla aslında kendi akımları şöyle tariflenebilir. Bu binaları tek bir fotoğraf kadrajı içinde görmek değil, aslında bunları bir bütün olarak birden fazla binalardan olduğu, yapılardan olduğunu anlatmanın bir yol olarak gösteriyorlar. İşte tipolojiler kuruyor. Yani şey, bu Ruhr Vadisi onların şey büyüdüğü bölge, yani şey kendi memleketleri, yani aslında Bernd Becher'in özellikle çocukluğundan beri. Tabii çevrede çok fazla şey var. Yani kömür ve çelik üzerine çok fazla şey var. Endüstri yapıları var. Bunlar tabii dönüşümlerle işte bazıları terk edilmiş, bazıları hala faal durumda o zamanlar. Ve işte büyük format makinalarla gidip, yani hepsine de bir tek bir metotla, yani şey yapıyor. Yani Almanya çok has bir şey tabii o bir yandan da, hani onu bulmak çok zor değil. Hani yaygın ışık, yani hava çok
yılın çok uzun zamanı hep kapalı olabiliyor. O yüzden mesela gölgesiz fotoğraflar yapmayı tercih ediyor. Gölgesiz günlerde diyor. Hatta bazen diyor ki bekliyorduk diyor. Yani bulut gelsin de hani öyle çekelim diye. Ve adeta biyoloji çalışması yapar gibi yani bütün bu şeyleri, yapısal çevrenin ögelerini fotoğraflı fotoğraf sonra onları kategorize ederek böyle bir tipolojiler oluşturmaya başlıyorlar. Evet. Bunların tabii bir okul olması da önemli. Ondan da bahsedeceğiz daha sonra da. Yani şey, bu ikilinin kendi başına bir okul hali de var Alman fotoğrafı için. Bu aslında dijital olmayan bir dünya için aslında kolay bir iş değil. Çünkü bakarsanız evet, bütün yapılar aşağı yukarı aynı ölçekte. Yani bu mesafeyi ayarlamak, daha sonra baskıların aynı boyutta, işte bu gaz tanklarını örnek alalım mesela veya bir önceki fotoğraflarda bunlar hemen hemen aşağı yukarı aynı uzaklıklardan çekilmiş gibi. Dolayısıyla binalar, yapılar aynı ölçekte. Dolayısıyla bu teknik açıdan da önemli bir başarı. Ve işte şey, Stephen Shore bu sefer, bu da Amerika'dan bir şey fotoğrafçı. Benim en şey, enlerimden biri, en beğendiğim fotoğrafçılardan biri. Stephen Shore'la tabii şey, bu beşerler arasında bir şey yok. Yani bir ne denir, katı bir bağ yok ama ben bir şekilde bu tipolojiler üzerine bir şey görüyorum. Stephen Shore'u da o doğrultuda görüyorum. Stephen Shore'un en önemli tabii şeyi aslında böyle banal sahnelerin, yani alelade günlük şey ne denir, sıradanlığın fotoğraflarını çekiyor olması. Ama bunu bir işte o zamanlar bir de şu ögede var. Yani mesela renkli fotoğraf henüz şey değil. Mesela sanat fotoğrafı olarak düşünülen şey çoğunlukla siyah beyaz olarak görülüyor. Stephen Shore işte renkli fotoğrafla çalışmaya başlıyor. Ve çünkü renkli fotoğraf çekmeye başladığınız zaman bu sefer şey giriyor. Kompozisyona, strüktüre yeni bir katman girmiş oluyor bu sefer. Bambaşka, yani fotoğrafın dili değişiyor. O haliyle yani bu fotoğrafın bir öyküsü var da çok hani ona girmesek de olur aslında, değil mi Ömer? Yani bu şey yani, bu, arka arkaya göstereyim. Bu ikisi aynı noktadan çekilen iki ayrı fotoğraf. Birincisi ilk çektiği. Bundan memnun olmuyor. Çünkü şey, bunu çok Rönesans vari, çok tek kaçışlı perspektifin bir yansıması olarak görüyor ve tekrar gidip bu fotoğrafı çekiyor aynı noktadan. Bu bölgeyi daha iyi aktardığını düşünüyorum. Kompozisyon veya strüktür üzerine ilginç görüşleri var onun bir ara belki. Çok. Evet, yani çok yani, çok zihin açan şeyleri var, görüşleri var ve bunu da sanatına gerçekten başarıyla uygulamış birisi. İşte bu tür hani şeyler, sahneler, kentlerden sıradan görünen şeyleri, anlar, ışık, renk ve kentsel dokuları fotoğrafında konu ediniyor. Yani bu kendi başına sıradanlığın estetiği oluyor Stephen Shore'un fotoğraflarında. Yapılı çevre ama hep genellikle şey, onun fotoğraflarında en önemli ögelerden biri. Tabii renk bambaşka bir katman kattığı için bugüne kadar evet, mimari fotoğrafta olmayan bir şey. Yani sayısız detay var. Normalde şeye bakmadığınız, yani normalde durup mesela şöyle bir manzaraya, işte burada neler oluyor diye bakmayan göz, ama önünüze bu fotoğraf konulduğu zaman şey, bir anda bütün detaylara bakar hale geliyor. Bu sefer de şey, sıradanın yeniden keşfine dönüşüyor. Bunları bastırırken de bir sonraki de var mıydı Ömer, bir fotoğraf daha var mıydı? Ha mesela bunları bastırırken de, yani mesela sergide özellikle çok büyük baskıları tercih etmiyor. Hani böyle içine girmeyin diye. Herkes biraz yani yaklaşsın, hani daha yakından bakma ihtiyacı hissetsin de detayları görmeye başlasın gibi bir düşüncesi var. Onu anlatıyordu bir sergi konuşmasında. Şimdi Gregory Crafts'ın kompozisyon veya strüktürün tam tersi, yani bulunduğu ortamın aktarılması değil, ortamın yaratılması üzerine kendi anlatısını kuran bir fotoğrafçı.
Amerikalı o da. Bu gördüğünüz fotoğrafın içindeki hemen hemen her öğe neredeyse kontrol altında alınmış bir şekilde çekilmiş. Bunun da ayrı bir filmi var kendisine ait. Brief Encounters diye bir filmi var Gregory Crutzen'ın. Bütün bu prosesini anlatan. Yani buradaki bu kar tepesinin fotoğrafın öncesinde arkasında ciddi bir ekibin olduğu, bir prodüksiyon ekibinin olduğu bir fotoğrafçı. Bulunduğu nokta, işte bu ışıkların hepsinin aynı şekilde yanması, işte buradan bir ışığın süzülmesi, buradaki insanın orada duruyor olması o sırada, işte bu arabanın hemen gelip buradan dönmüş ve ışıklarının, farklı ışıklarının kara yansıması, bunların hepsi baştan setup edilmiş durumda. Dolayısıyla bu, yani bu evet, kompoz edilmiş bir fotoğraf. Bu bir film sahnesi gibi. Yani Gregory Crutzen'da, yani aslında Stephen Shore'da gördüğümüz yapılı çevrenin alelade anlarının, sıradan banal sahnelerinin şeyle, yani elle üretilmiş versiyonlarını kuruyor ve fotoğraflıyor. Bu da ilginç bir tarafı işin. Yani şurada mesela en sağda kafede oturan barda ya da neyse işte oturan, içeride oturan kadından ileride işte Ömer'in gösterdiği tabelanın altında duran adama kadar, bunlar genellikle fotoğraflarını yaptığı yerlerdeki, kasabalardaki insanlar veya oradaki oyuncular, onları işe alıyor. Yani büyük bir prodüksiyon var. Bütün bu araba vesaire, hani gittiği yere de aslında bir şekilde ilginç böyle mesela iş götürmüş oluyor. Yani o yüzden de şey yapıyor. Yani çoğu işinde de hatta biraz ekonomik olarak çökmüş bölgelere gidip oralarda çalışıyor. Yani bir anda işte oraya bir hareket geliyor, işte yanındaki ekibiyle geliyor vesaire ve işte bütün bunlar kuruluyor oradaki yaşayan insanların yardımlarıyla ve yani tıpkı film yapılır gibi tamam, yani işte motor diyor ve fotoğrafını çekiyor. Bu çok ilginç bir şey, tek bir kare için bütün bu sıradanlığın yaratılması. Thomas Struth yine bir Alman fotoğrafçı. Düsseldorf Okulu, yani bu Beher çiftinin öğrencilerinden sayılır, değil mi? Evet. Öyle. O bayağı onların öğrencileri. Zaten yani ekipman olarak da, yani orta format, şey büyük format tercih etmesi falan bile büyük ihtimalle okul şeyi, yani o okuldan kaynaklıdır. Ekolün şeyi, evet. Evet. Bu sefer tekrar siyah beyaza döndüğünü görüyoruz fotoğrafçının, ama yapılı çevreyi biraz böyle distopik bir ortam olarak kurguluyor. Genelde pek insan yok fotoğraflarında. Bir üst üste yığılma ve bir karamsar bir hava var. Sanki terk edilmiş gibi şehir. Bu binaların oluşturduğu doku veya işte bunu bir coğrafya olarak da görebilirsiniz. Coğrafi bir öğe olarak da görebilirsiniz belki. Tokyo'da da çekim yapmış. Aynı şekilde orada da bu biraz ölçeğin artık bastırılması, burada böyle ufak arabaları gördüğünüz zaman anlıyorsunuz ne kadar bu binaların büyük ve haşmetli olduğunu. Ama hemen hemen insan hiç yok. Çoğunlukla siyah beyaz fotoğraflar ve işte o bölgenin dokusunu, yapısal çevrenin dokusunu bu şekilde gösteriyor. Luigi Ciri ise İtalyan, önemli bir mimari fotoğrafçı. Sadece mimari fotoğrafçı demek yanlış belki de, aslında fotoğraf sanatçısı diyebiliriz. Çünkü mimari fotoğraf çekerken aslında bir sürreal bir ortamdan esinleniyor. Yani bu sürreal ortamı yakaladığı zaman çekiyor. Aynı o da Kodachrome renkli fotoğraf filmini kullanıyor. Dolayısıyla renklere baktığınız zaman o karakteristik özelliği görebilirsiniz Kodachrome'un. Daha çok Aldo Rossi'nin işleriyle biliniyor. Yani bizim yakın olduğumuz ortamlarda. Dolayısıyla bu mesela Aldo Rossi'nin mezarlık binası Modena'daki. Ama hep gördüğünüz gibi aslında doğal çevre veya binanın bulunduğu çevre daha büyük bir kısmını kaplıyor kadrajın. Dolayısıyla esas bina bir obje olmaktan çok onun tamamlayıcı bir öğesi gibi o çevrenin. Elene bine.
de işte hala yani bugünün de en tanınmış mimari fotoğrafçılarından biri. Aslında biz de bunu şey Elena Binet'i burada biraz şey yani Lucien Hervé gibi nasıl Lucien Hervé şeyle Le Corbusier ile bir süren ilişkisi varmış var idiyse Elena Binet de işte Zaha Hadid'in aslında biraz fotoğrafçısı gibi biliniyor. Ama işte Libeskind ve Zumthor'un da işlerini tabii fotoğraflıyor ama hani Zaha Hadid'in neredeyse bütün işlerinin bildiğimiz hemen hemen tüm fotoğrafları eğer çevresinde gezen insanlar iPhone'la çekmediyse büyük ihtimalle şeydir yani Elena Binet'den çıkmadır. Onda da mesela bir benzer şey yani bütün bir yapının tek bir şeyle, tek bir fotoğrafla nesneleştirmesinden ziyade başka bakış açıları yani şey arayışı, farklı çerçeveler arayışı görüyorum ben hep. Evet. Parçalar i̇şte, var. Parçalar, evet. Hikaye oluşturuyor ve bütüne dair bir şey arıyor, bir parça arıyor. Aynen Lucien Hervé gibi o da işte yüksek kontrast, siyah beyaz, large format kamera kullanıyor zaten. Dolayısıyla şey, çok benzer bir dili var. Ama daha tabii ki çağdaş bir şey. Yapılarla çalışıyor. Şey, Sugimoto şey yani Sugimoto tabii şey bir yani mimar yapılı çevre üzerine yani sadece bunun üzerine çalışan bir fotoğrafçı değil. Bambaşka işleri var, daha abstrakt işleri de var ama biz bu serisini çok ilginç buluyoruz. Yani çok bilindik artık ikonik yapıları nasıl denir? Odaksız yani şeysiz fokus dışı out of focus fotoğraflarla anlatması ama bu yapılar buradaki yani güzel bir espri tabii çünkü bunları artık ne halde görseniz tanıyorsunuz yani bütün bu yapıları. Sugimoto işte bu. Tabii. Bir önceki fotoğrafçılara bağlı evet. Yani onlar olmasaydı bu Sugimoto'nun bu serisi de olmayacaktı muhtemelen. Evet. Bunlar o kadar ikonik hale gelmiş dolaşıma çıkmış yapılar ki artık gözünüzü kısıp baktığınız zaman bile görebildiğiniz tanıyabildiğiniz yapılar haline geliyor. Bunları bu şekilde yani öyle bir şey ki artık o kadar soyut yani şu soyutlanmış haliyle dahi artık şey binayı şeye indirgemiş oluyor diyelim. Binayı tanıyabildiğiniz en minimum şey ögelerine indirgemiş oluyor. Ama o halde bile tanınır hale geliyor. Çünkü görmüşsünüz daha önce sayısız kez belki. Tabii. Gurski'yi başka kanallardan da duyup olabilirsiniz. Çünkü çok popüler bir fotoğrafçı. İşte sanırım bu fotoğrafı ya da yanlış hatırlamıyorsam işte bir aralar dünyanın en pahalı fotoğrafı olarak satılan en pahalı fotoğrafı olarak haberlere düşmüştü. Gurski de Alman. O da Düsseldorf. Yine hatta evet evet yine işte Bernd ve Hilda Becker'in öğrencilerinden hatta. Gurski'ye de baktığınız zaman fotoğrafların büyüklüğünün yanı sıra bir de tekrar eden bir doku esas sürekli olarak işlerinde görürsünüz. İşte bu aynı fotoğrafın detayı. Teknik olarak çok yüksek nitelikli fotoğraflar çekiyor ama bu tekrar eden doku pattern hikayesi hemen hemen her fotoğrafında var yani. Bu işte Amsterdam Halk Kütüphanesi gibi. Yani bununla ilgili çok fotoğraf var. İşte buraya koymadığımız mesela bir Mısır piramitlerinin çektiği bir fotoğraf var. Baktığınız zaman piramit şeklini göremiyorsunuz ama zaten dokusu ile birlikte onu hemen anlıyorsunuz ki o Mısır piramitlerine ait. Farkların yıpranmış dokusu ile ilgili. Simon Norfolk ise Nijeryalı Lagos'tan bir fotoğrafçı. Bu da artık yapılı çevrenin yıkılmaya yüz tutmuş, işte çözülmeye yüz tutmuş, çürümüş hallerine meraklı bir fotoğrafçı. Genellikle savaş bölgelerindeki işte ateş altındaki binaların durumlarını çekiyor. Veya işte burada gördüğünüz bunlar gibi Afganistan. Askeri kamplar, evet.
Tabii oradaki yapılı çevre dediğimiz şey işte bu çadırlar, onların oluşturduğu geometrik formlar, işte bu ışığın buraya yansıması veya renk değiştirmesi, bunlar ilgisini çekiyor. İşte bu da Kabil tarafı, işte belki yeniden yapılmış bir bina, öbür tarafı tamamen yıkılmış. Yani bu birazcık aslında Roger Fenton'ın bahsettiğimiz o harabe romantizmimizine benzeyen bir akım denebilir. Sadece çok daha çağdaş tabii ki ve şey, harabeler artık katedraller değil, gündelik hayattaki binalar, işte oteller, hastaneler gibi. Bir anlamda savaş fotoğrafçılığı aslında ama yapılı çevre üzerinde. Gartel'in aynı şekilde, o da şey, Güney Afrikalı fotoğrafçı o da. O da mesela şeyleri fotoğraflamış çokça. Buraları biraz şey yapabiliriz gerçekten Ömer. Hani vaktimizi çok aşmayalım diye. Evet. Yani Afrika moderninin, yani işte bu ilk başta nasıl bir mimarlık, bir yapılı çevre modernizmle gelip işte Adje'nin nasıl eskisini belgeleme, bu yok olmadan belgeleyeyim dediği gibi, işte bu sefer o yerine gelen de yerini bırakmaya başlayınca, işte Afrika, o da mesela şey, Gayet Yılım'da Afrika moderninin işte kalıntılarını fotoğraflıyor. Bunlar tabii belki bizim çok şey, tanıdık olmadığımız bir evet, çevre. Yani şey, Afrika modernini ben şahsen çok bilmiyordum. Yani biraz hani tema ilginç bir şeye dönüşüyor bu şeyle, bugüne yaklaştıkça. Şimdi Bas Prinsen bizim bayağı ilham aldığımız bir fotoğrafçı, Hollandalı, aslında mimar. Biraz böyle yapılı çevre değil de yapılı çevre, yani insanın doğa ve dünya üzerinde bıraktığı izlerin belgelenmesi üzerine aslında kuruyor anlatısını. Mesela burada bir alelade bir virajın fotoğraflanması değil de işte bu iş makinenin yarattığı bu izler ve onun dokusu, doğanın parçalanması, insan eliyle işte değiştirilmesi veya bu yoğunluk, işte Kahire'deki çöp şehri, yani bu çöp toplayıcıların bulunduğu mahallenin aslında görüntüsü bu. Yani Gurski'de nasıl görüyorduk? İşte yoğunluk, bu sıkışma, hani bir şey, öge olarak fotoğrafta çokça yer buluyordu. İşte bu bir şeyin problemi olarak devam ediyor. Yani bu bir dünya problemi olarak artık şeyde, dil, birçok fotoğrafçının fotoğraf dilinde yer bulmaya başlıyor. Evet. Ve işte insanın artık hani, yani yapılı çevre şeyi kıyaslarsak mesela 50'lerdeki Schulman'ın fotoğraflarında nasıl optimizmden bahsediyorduk. Hani şey, şimdi mesela buralarda da artık bugünün fotoğraflarında hem gerçekçi bir dil var, hem de artık bu şeyin yittiğini görebiliyoruz. Yani hani aşırı yapılaşmayla, belki bu yoğunlaşmayla da. Evet. Prinsen'in tabii yani şeyi de var haliyle. Yani bütün bu yapılı çevrenin ardındaki emek de artık bir kendi başına birçok sorunla geliyor ve o emeğin de görünür olması için. Evet. Yani işte Dubai'de hepimizin bildiği o yüksek yapılar falan, bunların arkasında bir ciddi bir altyapı, infrastruktur yapıları da var. Burada gördüğünüz gibi işte bu siyah boyanmış soğutma cihazlarının olduğu bina belki bu. Ve onu üreten işte Bangladeşli işçiler. Yani bu aslında Dubai ile ilişkilendirilemeyecek belki bir fotoğraf ama işte Bas Prinsen'de böyle bir eleştirel gözü var yapılı çevre üzerinden. İşte Nadav Kander keza öyle, bizim yine beğendiğimiz fotoğrafçılarından biri. Aslında portreleriyle çok şeydir. Yani çok iyi bir portre fotoğrafçısıdır. Önceki sene Trump'ın başkanlık portre, bir şey, kapak olan portresi çok olay olmuştu. Onu çeken fotoğrafçı. Çok yıpranmış bir sandalyede böyle bir 14. Louis çakması gibi bir görüntü içinde fotoğraflamış kendisini.
o konuda çok tartışma olmuştu. Yani bu hani etik midir, değil midir diye, ama kendi izlenimini vermiş fotoğrafta. Onun mesela bu serisi, mesela bu Çin'deki büyük altyapı çalışması, Yangtze Nehri boyunca işte süre giden büyük altyapı çalışmalarının, bu artık masif yapılı çevre ögelerinin arasındaki insan hayatları ve değişen yine işte yer ne denir, hareket, insan hareketleri, eşyaların hareketleri, bütün yapılı çevrenin değişmesi ve doğanın artık hani yapılı çevreyle iç içe geçmesi veya artık yapılaşması ile ilgili böyle bir Yangtze boyu fotoğrafları var. Ve yine işte yoğunlaşma, işte evet böyle 10 milyonluk, 20 milyonluk kentler aynı hat boyunca dizilenmiş yoğunlaşma şeyleri, görüntüleri. İşte Michael Wolff da rahmetli, geçen sene kaybettik, benim en favori fotoğrafçılarımdan biri. O da mesela hayatın en işlerini daha çok Hong Kong'da veriyor. Sonrakilere geçebiliriz. Yani Michael Wolff'un yaptığı da yine bu yani bu fotoğrafları çok paylaşıldı. Mesela sirkülasyona girdi internette. Sanıyor çoğu insan bunları manipülasyon sanıyor ama değil. Çoğunlukla Hong Kong ve o bölgelerde aşırı yoğunlaşmış yapılaşmanın fotoğraflarını çekiyor. Ve yani yaptığı tabii en bunu en etkili yaptığı şeylerden biri burada. Tabii mesela gökyüzünü çıkardığı için kadrajın dışına, bu sefer artık bu yapılı çevrenin içinde kapalı kalan artık bir sıkışma hissiyle beraber geliyor. Bu compression, bu yoğunlaşma, bu aşırı kalabalık ve dip dibe olma hali. Artık onun fotoğrafından, bir grup fotoğrafının en azından ana dilini oluşturuyor. Yani Thomas Schutt'u hatırlarsanız o da aynı şekilde bu yoğunlaşmayı hem Tokyo'da hem Almanya'da çekmeye çalışıyordu ama orada gökyüzü ayrı bir eleman olarak duruyordu. Burada mesela Orhan'ın dediği gibi yani neredeyse bütün kare tamamen yapılı çevrenin tamamıyla doldu. Evet. Sadece kent, sadece yapı, sadece ve onun içinde çok küçük ölçekte kalmış insanlar. Bu fotoğrafları önceki sene ölümünden sonra Almanya'da sergisi olmuştu. Orada görme olanağı buldum. Bunları tabii çok büyük basıyorlar ve inanılmaz detayları var. Yani şurada pencerenin önündeki adama kadar bayağı ayrıntılarıyla görüyorsunuz. Edward Bertinsky aslında bir mimari fotoğrafçı ya da yapılı çevre fotoğrafçısı denemez ama sonuçta yaptığı bütün işler ve fotoğraflar veya filmler aslında bu insanın doğayı ve dünyayı nasıl değiştirdiğine dair çok çarpıcı örnekler veriyor. Bu mesela Bangladeş'teki gemi söküm alanlarıyla ilgili çok iyi fotoğrafları var. Bunlar da çok zamanla dolaşıma girmişti. Çünkü insan ölçeğiyle bu devasa gemilerin artık kesilip biçilip burada haline gelmesiyle ilgili bir seri fotoğrafı var. Burada gördüğünüz gibi. Bunlar çok etkili oldu tabii. Onun ardından Bertinsky atık alanlar, coğrafyanın ve doğanın nasıl aslında yapısal çevre tarafından ezildiği, yok edildiğine dair pek çok fotoğraf serisi ve film yaptı. Aslında film sonucu yapılı çevrenin hep sonucu, yani bu sefer biraz göz ardı edilen, belki görmek istemediğimiz sonuçlarını. O da mesela Bertinsky'nin stilinde de var, yani bunu da estetize ediyor. O da ilginç bir şey. Yani bunu çıplak gösteriyor bize ama onun da bir estetiği var. Bertinsky onu çok yapıyor. Bu mesela fabrikalar, Çin'deki, hatta bunun filmi de var değil mi? Neydi filmin adı? Manufactured Landscapes. Doğru. Üç film var. Üç film var. Bertinsky'nin. Bir Manufactured Landscapes, bu o filmden. Çin'de filmin
Açılış karesi galiba. Açılış, evet, açılışta evet. Kamera evet. Bütün şey boyunca pan yapıyor. Bütün 15 dakika sürüyor neredeyse. O uzun bir saat. Evet. Bütün fabrikayı geçiyor yani şey ve bitmiyor yani dakikalarca o sürüyor. En sonunda bunu görüyoruz. Bu Factory of the World diye bir şey. Çin'in işte hangi bölgesiyse o her şeyin üretildiği mega fabrikalardan biri. Ali Baba'dan aldığımız bütün şeyler buradan geliyor. Bu biraz da şey, Ruskin'in fotoğraflarına da benzetebilirsiniz. Çünkü orada da tekrardan patternler var ama burada biraz daha tabii şey, arka planında başka bir hikaye anlatıyor yani. İşte tabii bu ardından işte birkaç film Manufactured Landscapes'ten sonra şeyi yaptı. Yani mesela bir konu belirliyor. İşte o konuyla ilgili çalışırken, kendisi fotoğraflarken yanı sıra da film çekiyorlar. Manufactured Landscapes zaten adı üstünde Manufactured Landscapes. Yani yapılı çevrenin en ekstrem örnekleriyle örneklerinin fotoğrafları ve filmiyle anlatıyordu. İkincisi Watermark mıydı? Waterscapes galiba. Ya da Watermark. Waterscapes, pardon. Su üzerine bir filmdi. Yani suyun kullanımı ve suyun nasıl denir? Yani sınırlı bir kaynak olarak suyun nasıl istismar edildiği, yani yapılı çevrenin yani endüstri ve bizim şey ne denir? Yaşamımızı sürdürmek için ve endüstri için nasıl suyu istismar ettiğimizin öykülerini anlatıyordu. Bu karelerde son işte 2019'du galiba bu filmden Anthropocene diye bir film yaptı. O da zaten o üçlemenin sonuydu galiba. Bu da artık şey Anthropocene işte zaten artık herkesin ağzında sakız olmuş bir kavram olarak konu üzerine çok bir şey söylemeye gerek yok. Herkes ne olduğunu biliyor. Ama işte bunun sonuçlarını anlatıyordu filmde. İşte şey yapıyor o, burada da hükümetin bu hangi ülke olduğunu unuttum da işte şey yani filmin en çarpıcı sahnelerinden biri yani ele geçirilmiş olan fil dişleri yani kaçakçılardan yapılan baskınla ele geçirilmiş olan fil dişlerini yığmışlar. İşte bu şeyin yani bu kaçakçılığa son vermek için hani bunları yakıyorlar yani şey o film zaten bu, ya bununla başlıyor ya da bitiyordu böyle korkunç bir sahneyle. Bununla başlıyor. Yani şey onca evet. Hayvan. Ha, değil mi? Öyleydi. Ha, evet. Sonunda da yakıyorlar. İşte artık hani şey bütün sonraki slide'da ne vardı? Şey bu da aynı filmden kaynaklı. İşte Almanya'da işte açık kömür madenleri bütün böyle şeyleri coğrafi, bütün topografyaları değiştiren çöp şeyleri, yığınları, çöp kentler yani bunlar artık kendi içinde sokakları olan, evet yani kendi içinde sokakları, ulaşım araçları olan çöp kentler ve tabii şey bu ağaç şeyi. Ağaç endüstrisi. İşte şu Amazon ormanının şeyi, katliamı. Bu da işte filmde benim hatta ya yani film dışında da son yıllarda en etkilendiğim fotoğraflardan biri. Bu da şey artık türünün sonuna gelmiş bizim sayemizde ve şeyler sayesinde tabii. Yani boynuzları için avlanan bir türün son şeyinin son üyesinin artık jandarma tarafından korunur hale gelmesi. İşte başında şeyler bekliyor artık yani silahlı koruyucular bekliyor son bunu da öldürmesinler diye. Ama vardığımız şey bu yani bu antroposen dediğimiz şeyin bana çok sembolik gelen bir hali. Yani insanın artık silahla başka insandan bir doğa varlığını korur hale gelmesi. Filmde de bu tabii çok acayip, çok moral bozucu bir sahneydi. Yani işte fark ettiyseniz belki bizim burada şey yap, bizim ilgimizi çeken konulardan biri bu. İşte bütün bu yapısal yapılı çevre üzerine fotoğrafik anlatının
dilinin yapılı çevrenin zincirinin kopmasıyla nasıl değiştiğine dair bir izlenim ediniyoruz, bir izlenim vermeye çalışıyoruz. Ki gerçekten konu da biraz oraya gidiyor. Yani fotoğrafın yapılı çevre mi? Mesela mimari fotoğrafın da bazen hatta konusunun buraya doğru gittiği ve sarktığı, hepimizin hayatında sonuçlarını gördüğümüz şeylerin artık haliyle fotoğrafın da konusu olması. Bütün bu anlatıdaki dilin, fotoğrafik anlatıdaki dilin, işte ilk verdiğimiz örneklerden bugüne kadar gelirseniz, biz burada işte bir şey okuyoruz, bir akış okuyoruz. Ama tabii haliyle bakanın izlenimine bağlı her şey. Tabii burada her fotoğrafçıya da bahsettik, her fotoğrafçıya da yer veremedik. Yani aslında mimari fotoğrafçı olarak bildiğimiz ve isim yapan, sizin de bildiğiniz belki pek çok mimari fotoğrafçıya burada yer veremedik. Çünkü süremiz kısıtlı ama ne bileyim, işte Ivan Baun gibi işte insanlığı tekrardan mimari fotoğrafa kattığı söylenen fotoğrafçılar gibi başka fotoğrafçılar üzerinden fazla gidemedik. Ama belki soru cevapları onları konuşabiliriz. Evet, biraz yine kendimizi, yani neyse 1,5 saati biraz aşmışız. Yani 2 saate göre daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Umarız. Bir önceki denememizde 2 saati bulmuştuk da bu sefer iyi geldik yani. Hiçbir anlatımı çok çok teşekkür ederim ikinize de. Çok keyifliydi dinlemek. Sinan Bey'e kaldırıyor. Ben canlı yayını kapatmadan önce ona da bir söz vereyim. Çok teşekkürler katıldığınız ve katkı sunduğunuz için Avra'ya. Çok keyifli ve öğretici, ilginç bir sunumdu. Açıkçası ben fotoğrafla tabii ki amatör olarak ilgilendiğimi zannediyorum ama gösterdiğiniz fotoğrafçıların önemli büyük bölümünü ilk defa gördüm ve çok ilginç buldum. Bağlamlarını vesaire ve hepsinin belirli bir tarihi, kronolojik şey içerisinde sunmanız da çok ilginç geldi bana. Bir kez daha teşekkür ederim katıldığınız için, katkılarınız için. Ben ayrılmak zorundayım. Görüşmek üzere, iyi günler dilerim. İnşallah fiziksel mekanımızda da tekrarlama olanağı buluruz daha sonraki yıllarda. Önümüzdeki zamanlarda. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Ben şimdi canlı yayını sonlandırıyorum. Bizi izleyenlere teşekkür ediyorum. Sizin son olarak paylaşmak istediğiniz bir şey var mıdır yayını kapatmadan önce? Yani, peki, tamam. Sabrınız için teşekkür ederim.